Herkese merhabalar. Dokun sınıf Türk Dili Edebiyatı yazılı yazılık provamıza başlıyoruz. Mükemmel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ikinci dönemin birinci yazılı konularında yine birinci dönemden bazı konular olacak. Hocalarımız soracaklar ama esas konularımız roman, tiyatro ve tabii ki de e, her zaman gibi dil bilgisi konuları isim, sıfat, edat, bağlaç, zamir ve yazım noktalama sorularımız olacak. Bunlarla alakalı mükemmel konu anlatımları hazırladık sizler için. Burada konu anlatımlarımızı şöyle gösterelim arkadaşlar size bakın. Hem sorularımız var hem de konu anlatımlarımız var. Detaylı bir şekilde anlatacağız. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Mükemmel bir şekilde yazılı özetimizi izledikten sonra, yazılı provalarımızı bizle çözdükten sonra mutlaka ama mutlaka sıfırdan dokuza Türk Dili Edebiyatı'ndaki çalışmalarınızı yapın. Burada çok güzel konu anlatımlarımız var. Buradan yapacağınız çalışmalar ve ardından Dinamo Soru Bankası'ndan çözeceğiniz yazılı provaları, özel sorular bakın burada yazılı provalarımız var. Bunları da çözdüğünüzde takıldığınız soruları uzman hocaların e, detaylı çözümleriyle dinlediğinizde zaten bu işi halledeceksiniz demektir arkadaşlar. Hiç endişelenmenize gerek yok. Aynı zamanda aynı zamanda bir tane daha ürünü sizlere göstermek istiyorum. O da dokun sınıf ikinci dönem akıl haritaları seti. Buradaki haritalar da esasında yanınıza gezdirebileceğiniz şekilde, duvarınıza asabileceğiniz şekilde özel posterlerden oluşuyor. Bunu zaten akıl haritaları setini bilen arkadaşlarımız bilirler. Bunları da duvarlarınıza asarak ya da yanınıza gezdirerek çalışabilirsiniz. Buraya koyuyorum ve hemen videomuza başlıyorum. <laughs> Öncelikle arkadaşlar giriş ünitesiyle başlıyoruz. Bu birinci dönemin konusuydu esasında ama hocalarımız bazen eskiye dönüş yapabiliyorlar. Riske girmek istemedik. Her şeyi sizlere gösterelim istedik. Güzel sanatlar içerisinde edebiyat, işitsel sanatlar içerisindeydi ve müzikle beraberdi. Sese ve söze biçim veriyordu. Diğer tarafta görsel plastik sanatlarda resim, heykel, mimari, dramatik yani ritmik sanatlarda da tiyatro, sinema, dans, bale, opera vardı. Metinlere baktığımızda sanat metinleri ve öğretici metinler vardı. Öğretici metinler son derece ciddi ve sıkıcı oluyordu. Tarihi, felsefi, bilimsel metinlerdi veyahut da makale gibi anlatılması, ispatlanması zorunlu olan şeyleri gösteriyordu. Fakat diğer tarafa baktığımızda sanat metinleri vardı. Şiirler ya da destanlar, efsaneler, masallar, fabıllar, halk hikayeleri ya da hikaye, roman bunların her biri esasında sanat metinleriydi. Yani biz burada okuduğumuz, burada gördüğümüz bir şeyde daha sanatsal ifadeler görüyorduk. Rize'ye gittiğimde yeşilin güzelliği, mavinin rengiyle birleşmiş ve gözlerimi büyülemişti gibi ifadeler oluyordu bu tarafta. Burada ise Rize Doğu Karadeniz bölümünde yer alan, her mevsimi yağışta çay yetiştirilen bir bölümümüzdür gibi böyle garip bir şekilde bir ilimizdir diye daha nesnel bilgiler veriliyordu bize bu tarafta. Çünkü bunlar öğretici metindi. Ha bunların içerisinde de böyle bilhassa anıda veyahut da sohbette bazen yazarken duygularını katabiliyordu ama temelinde bir şey öğreniyorduk Şimdi... İletişimin öğelerine baktığımızda ben göndericiydim, sizler de alıcıydınız. Yani şu anki yaptığımız iletişimde. Ben şu anda sizlere bir ileti gönderiyorum. Diyorum ki arkadaşlar hikaye okudunuz mu? Bakın bu bir ileti. Siz eğer hikaye okuduysanız yorumlara cevap yazabilirsiniz. Ya da bu videoyu beğenebilirsiniz. Hocam hangi hikayeden bahsediyorsunuz? Veya ben size diyeyim ki mesela arkadaşlar söylediklerimi anlıyor musunuz? Mesela veya videoyu beğendiniz mi? Desem siz ne yaparsınız? Videoyu beğendiyseniz like butona basarsınız. Teşekkürler öncelikle beğeni butona bassınız. Şimdi biz Burada bir iletişime geçtik. Nasıl oldu? Ben size videoyu beğendiniz mi dedim. Sizler de beğendiğinizi göstererek beğeni butonu basınız. Burada bir iletişim oluştu ama alıcı sizsiniz, gönderici benim. İleti videoyu beğendiniz mi? Kanal ses salgaları ben burada size sesimle dile getirdim. Siz de beğeni butonuna basarak bir dönüt yapmış oldunuz. Kodumuz Türkçe. Niye? Çünkü Türkçe konuştuk. Peki... Bağlamımız sınıfta değiliz şu anda. Biz şu anda YouTube'dayız. sizlerle beraber genel ağ üzerinden yani internet üzerinden iletişim kuruyoruz arkadaşlar. Kanal ses dalgaları diyoruz. Burada kanal deyince sakın Tonguç Akademi 9. Sınıf kanalı zannetmeyin. Kanalımıza tabii ki abone olun. Ama burada anlatmak istenen ne şekilde iletişim kuruldu? Mesela buna benzer başka örnek ne olabiliyordu? Trafik ışıklarında kırmızı yandığında durmamız da bir iletişimdi. Kırmızı yandığında gönderici kırmızı ışık oluyordu. Duran biz oluyorduk. E, dö dönütümüz frene basıp durmamız oluyordu. ...iletimiz kırmızı oluyordu. ...kanalımızda ee, kanalımıza oradaki ne olacaktı? Görüntü, ışık oluyordu. Kod olarak da tabii ki trafik e, kurallarını kullanmış oluyorduk. Şimdi gelelim hikayeye. Hikayenin bölümlerine baktığımızda giriş, gelişme ve sonuç var. Yani serim düğüm çözüm var. Hikayenin yapı unsurlarında size bir hikaye verip içerisindeki olayı, kişileri, yeri, zamanı ve temayı sorabiliyorlar. Anlatıcı birinci kişi ise getirdim, bıraktım, aldım gibi ifadeler oluyor. Üçüncü kişi ise getirdi, bıraktı, aldı gibi ifadeler oluyor. Anlatıcı bakış açısına baktığımızda ilahi kahraman gözlemci bakış açısı var. Bu romanda da olduğu için burada değinmek istiyorum. Bunu yine aynı örnekle anlatacağım sizlere. Diyelim ki e, gö gözlemci bakış açısıyla anlatıyorum. Hoca içeriye girdi, kalemlerini masanın üzerine dizdi ve ders anlatmaya başladı. Bu gözlemci bakış açısı. Biri beni gözlemliyor ve anlatıyor. Kahraman bakış açısı şöyle. İçeriye girdim, kalemleri masanın üzerine dizdim ve ders anlatmaya başladım. Bak ben birinci kişiyle anlatım var. İlahi bakış açısı ise hoca içeriye girdi, kalemleri içeriye dizerken aklından şunları düşündü. Acaba öğrenciler bu videodan sonra yazıldan hangi nota alacaklardı? İnşallah iyi yüksek not alırlar diye düşündü. Bak burada düşündü gibi ifadeler kullanıldı ilahide. Yani yazar kahramanın aklından geçenleri de takip edebiliyor. Düşündü kelimesine çok dikkat edin. Kahraman zaten yaptım ettim gittim diyor. Gözlemci ise dışarıdan sadece gözlem diyor. Olay hikayesinde olaylar vardı. Ömer Seyfettin olay hikayelerinde meşhurdu. Ve Mapasan tarzı hikayelerde o tarz hikayelerde serim düğüm çözüm vardı. Ki bu da bir olay hikayesi Ömer Seyfettin'in Forza hikayesi. Durum hikayesi ise Çehov tarzı hayatın belli bir kestini gösteren asla böyle meraklı bir sonla bitmeyen ve işte Said Faik Abasiyan'ın Memdu Şevket Esendal'ın bizde temsilcisi olduğu durum hikayeleri vardı. Anlatım biçimlerine baktığımızda öykülerde E tabii ki öyküleme olacak. Bir de varlıkların ayırıcı özellikleri tasvir ediliyordu. Buna da biz betimleme diyorduk. Diyaloglar olabiliyordu, iç konuşma olabiliyordu. Yani içinden kendi kendine böyle acaba böyle yapabilir miyim dedim. Mesela böyle kendi kendine düşünüyor, konuşuyor. Bilinç akışı ise mantık örgüsünün zayıf olduğu bir şekilde aklından gelenleri olduğu gibi aktarması oluyordu. Şimdi şiire baktığımızda şiirin türlerinde buraları hızlı geçiyoruz. Neden hocam? Çünkü bunlar birinci dönemin konularıydı. İkinci dönemin konularında biraz daha detayı artıracağız. Şimdi şiire baktığımızda duygu yüklü şiirler lirik şiirlerdi. Burada anne sevgisi olabilir, sıradan bir sevgili de olabilir, Allah sevgisi de olabilir. İlahilerde lirik şiirdi. Epik şiirler kahramanlık şiirleriydi koçaklama gibi. Didaktik şiirler bizlere öğüt veriyordu. Pastoral şeylerde doğanın güzelliklerini, kır çoban güzelliklerini anlatıyordu. Satirik şeylerde ise bir eleştiri, bir hiciv, bir yergi görüyordu. Edebi sanatlarda teşbih benzetmeydi. Mesela inci gibi dişleri var dediğimizde benzetme sanat oluyordu. Teşhis kişileştirmeydi. İnsan olmayan varlıklara insana özgü özellikler verilmesiydi. Mesela diyelim ki kalemler o gün çok üzgündü. Nasıl yani ya? Kalemler üzgün olmaz ki. İşte kişileştirme. İntak ise insan olmayan varlıkların konuşması. Kırmızı kalem, mavi kaleme dedi ki baba görüyor musun en çok beni kullanıyorlar gibi. Mübalağa ise abartmaydı. Tezatta tez zıt diye aklımıza söylüyorduk. Zıttıklar vardı. Tapşırma halk edebiyatında şairin adının geçmesiydi. Mahlas divan edebiyatında şairin adının geçmesiydi. Yani şair kendine bir nickname, takma ad kullanıyor. Mesela sizin şu anda YouTube'da bize yorum atarken ya da beğeni atarken kendi isminizi de kullanabilirsiniz. Bazen nickname de kullanabiliyorsunuz. İşte şairlerde Karaca olan ya da işte Nabi, Fuzuli gibi tapşırma da mahlasla kullanabiliyorlar. Şiirin geleneği vardı. Eğer divan şiiri geleneğindeyse daha ağır, soylu, süslü, aruz ölçülü, e, zengin kafiyeli şiirler yazıyorlardı. Halk şiiri ise hece ölçüsü, sade bir dil, somut ögeler ve böyle daha yarım tam kafiye kullanılıyordu. Nazım dediğimizde de şiir olduğunu bilecektik. Hece ölçüsü parmak hesabı ile hecelerin sayısını sayıyorduk. Aruz ölçüsü ise hecelerin açıklık ya da kapalılığına dayalıydı ve hece ölçüsü daha çok halk edebiyatında, aruz ölçüsü ise divan edebiyatında sıklıkla kullanılıyordu. Serbest ölçü ise hecelerin daha doğrusu dizelerin ölçüsüzlüğüne bağlıydı. Yani hece ölçüsüyle yazılmış şiirler genellikle böyle dörtlükler halinde gidiyordu. Çünkü halk edebiyatı dörtlük kullanılır. E, aruz ölçüsü genellikle beyitler halinde gidiyordu. 2 i̇ki, iki gidiyordu. Çünkü divan edebiyatı daha çok beyit kullanılır. Serbest ölçü ise şöyle bakın. Bir öyle bir böyle. Ne oluyor hocam? E, böyle garip serbest yani. Ölçüsüzlüğü ölçü ediniyordu serbest şairler. Devam edelim. E, ahik unsurlarına redif yazılışı aynı. Anlamı aynı, görevi aynı, ek ya da seslerdi. Mesela geldilerdeki geldiler, bildiler, aldılardaki dili geçmiş zaman ekleri ve ler şahıs ekleri aynı görevde, aynı anlamda ve aynı işlevdeydi. Onlar o zaman redif oluyordu. Kafiye ise zeka gerektiriyordu. Gelmenin sonundaki l, bilmenin sonundaki l, almanın sonundaki l yarım kafiye oluşturuyordu. Çünkü bir harf olursa yarım kafiye, iki harf olursa tam kafiye, üç ve daha fazla zengin kafiye oluyordu. Kafiye örgüsüne baktığımızda A A A diye böyle giderse mesela burada olduğu gibi A B olursa düz kafi oluyordu. Ama A B A B olursa çapraz oluyordu. Abba olursa sarma oluyordu. Bunları da bilmemiz lazım. Nazım biçimleri koşma, mani, gazel, sone... bunları daha detaylı bir şekilde onun sınıfta göreceğiz ama koşma 11 lece ölçüsüyle yazılıyordu mesela. Mani tek dörtlüktü 7 lece ölçüsüyle yazılıyordu. Gazel beyitlerle yazılıyordu. Sone yurt dışından gelmişti. Dize tek bir mısra. Beyit ikili ikili gidiyor. Divan edebiyatta olduğu gibi. Dörtlükler halk edebiyatında çok sık kullanılıyordu. Bent de üçlü, dörtlü, beşli olabilen her şey olabiliyordu. Nazım türü ise şiirin konusuyla alakalıydı. Taşlama az önce gösterdiğimiz gibi satirik, hiciv içeren şiirlerdi. Ağıt vefat eden kişilerin ardından söylenen şiirlerdi. İslamiyet önce Sagu, İslamiyet'te Ağıt ee, ve Mersiye adını almıştı. İlahiler yine Allah sevgisini anlatan şiirlerdi. Mersiye'de devrim büyüklerine övgü için yazılan şiirlerdi. Şimdi geldik masala. Masala baktığımızda hocam bize masal anlatma diyorsunuz ama anlatmak zorundayım. Masalın döşeme bölümü mesela 2021 üniversite sınavında soruldu arkadaşlar. Diyor ki bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Develer tellerken pireler berberken ben annemin beşiğini ne oluyor ya? Tıngır mıngır sallarken ülkenin birinde bir kasaba varmış diye önce bir döşeme bölüm vardı. Bu tekerlemenin olduğu bölüm. Sonrası senin bölümde kahramanlar tanıtılıyordu. Düğün bölümünde olaylar birbirine giriyordu. Çözüm bölümünde işte diyelim ki kel olan e, kralı kurtarıyordu veya kralın kızıyla evlenebiliyordu. Dilek bölümünde de onlar ermiş muradına biz çıkalım kelevetine gibi güzel dileklerde bulunuyordu. Öyküleme ve bahsetmiştik. Birinci kişi geldim, üçüncü kişi geldi demiştik. İlahi kahraman gözlemci bakış açısını anlatmıştık. Buralarda arkadaşlar bilhassa masallarda evrensellik vardı. Yani tüm insanla ilgilendiren konular anlatılıyordu. Masallarda aynı zamanda öğüt veriyordu bize. Ders veriyordu arkadaşlar. Öğüt verir. Ve aynı zamanda masallar mutlu sonla bitiyordu. Yani sonunda mutlaka iyiler kazanıyordu. Ve kötüler de kaybediyordu. Dolayısıyla bir de tabii ki masalın en önemli özelliği olağanüstülükler vardı. Yani böyle devler, periler, cinler, krallar, garip garip kahramanlar vardı. Geldik fabula. Fabulların en önemli özelliği ise ibret verici bir sonla bitiyordu. İbret verici son. Bakın masallarda mutlu son vardır. Fabullarda ibret verici son vardı. Ve en ama en önemli özelliği de genellikle kahramanları hayvanlar oluyordu. Mesela kocamış aslan. Aslanla tilki, eşekle kurbağa, ne bileyim işte inekle koyun. Böyle farklı farklı kahramanlar olabiliyordu. Mesela bizde Şeyhi'nin yazdığı Harname adlı mesnevi esasında bir fabul örneğiydi. Bunu üniversite sınavında sorabiliyorlar. ...öküz olmaya yeltenen... ...yani daha fazlasını isteyen bir eşeğin öyküsünü anlatıyordu. Şimdi... ...fabullarda serim, düğüm, çözüm, öğüt bölümleri var ama... ...masallardan farklı olarak gördüğünüz gibi... ...masallarda dilek bölümü var... ...ve döşeme bölümü var. Burada öyle bir şey yok. Ve e, fabullarda yine öyküleme, betimleme, anlatım biçimleri... ...ya da birinci de da üçüncü kişi anlatıcı olabiliyordu. İlahi kahraman gözlemci bakış açıları bir arada ya da tek tek kullanılabiliyordu. Yine deyimler, söz sanatları kullanılabiliyordu. Burada diyaloglar, kişi tanıtımları, olay tanıtımları, geriye dönüşler... Çocukluğunu düşündü Aslan. Çocukken de çok yaramazdı gibi böyle mesela geriye dönüşler, zamanda geriye gidişler olabiliyordu. Özetler, iç konuşmalar olabiliyordu arkadaşlar. Şimdi gelelim romana. Romanın en önemli özelliğini burada bir kez daha sizlere göstermek istiyorum. Şu hikayesi arkadaşlar bakın bunu her zaman böyle gösteriyorum size. Üniversite sınavlarında çıkıyor. Demiş ki ÖSM hikaye bir C vitamini hapıysa ''Roman ona eş değer bir kilo limondur.'' demiş. Yani roman daha kalın, daha keçi boynuz gibi yani. Hatta hikaye daha özlü, roman daha şey. Ne oldu bakın. Kalın olan roman, küçük olan hikaye. Böyle aklınıza tutacaksınız. Neden hocam? Çünkü hikayeler ve romanlar benzerdir. Yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Yer ve zaman belirlidir. Masal tamamen zaten olağanüstülüklerle dolu. Ve hikayeler daha kısadır. Romanlar ise daha uzundur. Şimdi romanda da yine serim düğüm çözüm ölümleri var. Yine olay kişi yer zaman temalar var. Birinci üçüncü kişi geldim. Birinci kişi geldi üçüncü kişi. Geldik de birinci kişidir arkadaşlar bu arada. Geldiler de üçüncü kişidir. İlahi kahraman gözlemci bakış açısını zaten hikayede anlatmıştık. Burada da aynısı geçerli. Konularına göre işte fantastik romanlar olabiliyor ya da psikolojik romanlar olabiliyor. Mesela Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül isimli roman edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandı. Ya da e, tezli romanlar olabiliyordu. Mesela Yaban romanı Yakup Kadri'nin yazdığı Aydın Halk Çatışması tezini anlatabiliyordu. Akımlarına göre klasik romanlar olabiliyordu. Klasik romanlar, romantik romanlar oluyor ya da yazarın okuyucuya müdahale ettiği, kişiliğini gizlemediği ya da esas kaliteli romanların yazıldığı realist romanlar vardı. Yani gerçekçi, gerçeği gözlemleyip olduğu gibi aktaran romanlar. Dostoyevski, Tolstoy, Yakup Kadir Refikalit e, veyahut da Reşat Nuri yani dünya ve Türk edebiyatı gibi bütün büyükler realist olabiliyordu. Ve naturalist romanlar vardı yani gerçeğin çirkin yönünü anlatan, deneyi edebiyata sokan romanlar vardı. Öyküleme betimlemeyi zaten biliyoruz. Diyaloglar, kişi tanıtımları, olay tanıtımları, geriye dönüşler, özetlemeler, iç konuşmalar var. Burada iç konuşma ve bilinç akışı arasındaki farkı bir kez daha dile getirmek istiyorum arkadaşlar. Eğer ben iç konuşma yapıyorsam mantıklı bir şekilde kendi kendime monolog yapıyorumdur, konuşuyorumdur. Ama bilinç akışında mantıksızlık vardır. Böyle kafama gelen her şeyi düşünür. Mesela ben şu anda içimden düşünürken bile mantıklı düşünüyorum. Dışımdan konuşurken mantıklı konuşuyorum. Niye? Şu anda sizlerle videodayım. Ama bazen evde kafam vurup yastığa düşünürken anlamsız anlamsız bir oradan bir buradan bazı şeyleri bilincimden geçirebilirim. İşte bunu da yazıya dökersen bu bilinç akışı oluyor. Geldik tiyatroya. Tiyatroda esasında dramatik sanatlardan da hatırlarsanız Tiyatroda da serim düğüm çözüm yani giriş gelişme sonuç bölümleri var. Dramatik örgü, kişiler, yer, zaman çatışma unsurları var. Monolog kendi kendine konuşmak yani iç konuşma. Diyalog ise iki kişinin konuşması. Mesela gelin ve kaynağının konuşması. Burada tiyatronun türleri vardı arkadaşlar. Trajedi, komedi, dram. Burayı hemen şöyle özetleyelim isterseniz. Şöyle yapalım bakın şöyle yapıyorum. Trajedi diyorum. Komedi diyorum. Ve dram diyorum. Buradan sınavda geleceği için biraz daha detaylı anlatmak istedim. Şimdi trajedi, komedi, dramla alakalı şunu çok iyi bilmemiz lazım ki arkadaşlar. Şöyle çiziyorum şimdi. Burada arkadaşlar şunu bileceğiz ki trajedi dediğince hemen şöyle aklınıza böyle sinirli bir tip gelecek. Tamam mı? Sinirli bir tip. Komedide ise gülümseyen bir tip gelecek. Dramda ise her ikisi olacak. Yani hem sinirli tip hem de gülümseyen tip. Niye? Dram bildiğimiz tiyatro. Hayatın her anı dramda anlatılabiliyor. Yani herkes kahraman olabiliyor. Ama trajedide daha çok söyler kahraman oluyor. O zaman şöyle gidelim mesela. Diyelim ki ne diyelim? Ee... Kişilerle başlayalım. Yani önce kahramanlarda başladık ya. Kişiler burada arkadaşlar soylular bakın. Soylular, tanrılar, tanrıçalar var. Komediye baktığımızda ise sıradan insanlar var. Sıradanlar diyelim. Ama burada ise herkes olabiliyor. Dram tiyatro yani her şey olabilir. Devam edelim mesela diyelim ki konusuna bakalım. Trajedinin konusu arkadaşlar tarih ve mitoloji oluyor. Tarihten, mitolojiden alıyor. Ama Komedi de ise günlük hayatın kendisi olabiliyor çok basit yani günlük hayat diyelim. Peki drama baktığımızda her şey konu olabilir, her şeyin konusu olabilir. Devam edelim. Mesela sahneye baktığımızda burada e, sahne diyelim şöyle, burada trajedide ahlak dersi vermek amaçlanır, o yüzden kaba söz yok diyelim ki şöyle diyelim, ahlak dersi var, ahlak dersi var, kabalık yok diyelim, kaba sözler, küfürler e, yok, kabalık yok. Burada ise amaç güldürmek, amaç güldürmek, güldürmek amaçlandığı için de Güldürmek var. Dolayısıyla da güldürürken de e, şaka, kabalar e, veyahut da argo sözler olabilir. Kabalık, kaba, kaba söz, argo, vb olabilir. E, var diyelim buraya arkadaşlar. Burada ise yine her şey olabilir. Her türlü var. Yani ister kabalık olabilir, ister ciddi e, şeyler olabilir, ciddi bir anlatım olabilir. Hiç fark etmez. Devam ediyoruz. Burada arkadaşlar e, biçime bakalım mesela. E, trajediler manzum yani şiir şeklinde yazılıyor Komediler de yine manzum şekilde yazılıyor. Dram ise ister manzum yani şiir şeklinde yazılabilir. isterse de mensur yani düz yazı şeklinde yazılabilir. Esas en önemli şeye geliyorum. Burası çok çok önemli. Üç birlik kural denen bir şey var. Onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi trajedi ve komedi eskiden antik Yunan tiyatrolarında böyle gösteriyorum antik Yunan tiyatrosunu. Böyle izleyicinin karşısında böyle duruyorlar çıkıyorlar ve trajedi yapıyorlar. Veya da komedi yapıyorlar. Dolayısıyla perdeyi kapatıp sahneyi değiştiremiyorlar. Ama günümüzde tiyatrolarda yani dramda ne var? Şöyle perde var arkadaşlar perde olduğu için izleyicilerin karşısında oynadıktan sonra bunlar sonra perde kapanıp yeni bir sahne, yeni bir mekan, yeni bir olay, yeni bir zamana geçilebiliyor. Dolayısıyla diyelim ki burada bir, iki, üç ya da dört perde olup bunların her birine perde kapanıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay olabilirken burada ise son sahne canlandırılıyor. Ondan öncesi Koro ile anlatılıyor. İşte birinci olayda böyle oldu diyor. Sonra ikinci de böyle oldu diyor. Sonra son sahne canlandırılıyor. Çünkü perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay yapamaz. İşte buna üç birlik daha doğrusu şöyle düzgün yazalım. Üç birlik kuralı deniyor. Yani esasında üç birlik ezikliği, üç birlik zorunluluğu, üç birlik mecburiyeti diyelim. Başka türlü kapatıp da yeni bir mekan yapamazsın ki kardeşim beni sinirlendirme. Burada ise üç birlik zorunlu değil. İsterse perdeyi kapatmaz hep aynı şeyi anlatabilir. İsterse perdeyi kapatıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay anlatabilir. O zaman size sınavda üç birlik kuralı nedir derlerse mekan, zaman, konu birliğine üç birlik kuralı denir. Diyeceksiniz ama ne olduğunu da bileceksiniz. Yani burada mecburen Tek bir zaman, tek bir mekan, tek bir olay anlatılıyor. Burada ise yani son olay sahnede canlandırılıyor. Burada ise perde kapatılıp yeni bir zaman, yeni bir mekan, yeni bir olay canlandırılabilir. Burada ee, son sahne canlandırılmadan önceki olaylar koro şeklinde şarkılarla aktarılıyor. O zaman buraya yazıyorum. E, üç birlik kuralı yazıyorum. Bakın buraya üç birlik kuralı. Burada zorunlu zaten mecbursun burada da zorunlu zaten burada zorunlu değil İsterse yapar isterse yapmaz diyebiliriz arkadaşlar ve en önemli şeylerden bir tanesi buralarda koro var burada koroya gerek yok koro da yapabilir ama ya da yapmayabilir kafasına göre tiyatro bu bildiğimiz tiyatro şimdi zaten bildiğimiz tiyatroda zaten bir gülümseyen bir de sinirli vardır hatırlarsanız şöyle hani şöyle bir şöyle bir şey vardır hani bir şeyle bir de şöyle ağlayan tip vardır hani. Her ikisi var demek istiyor. Yani biz trajediyiz diyor. Şimdi biz trajedi değiliz, komedi değiliz. Biz ikisiyiz, biz dramız diyor. Burada temsilcilerine baktığımız arkadaşlar Sofokles'i görebilirsiniz. Yunan Sofokles ya da Aşil ya da yani Asiklosi yazılıyor. Ya da başka kimi diyebiliriz? Europides'i diyebiliriz. Ya da Fransız Cornel Veres'in çok önemli. Burada ise dünyanın en büyük e, yani ilk komedisi Aristofenes ve yine aynı şekilde Molière var. Bizde de Osmanlı'da Ahmet Vefik Paşa Molière'in e, komedilerini Osmanlı yaşamına adapte ediyor. E, drama bakınca hepinizin tanıdığı isimler var. Shakespeare var mesela. Ya da Goethe var mesela. Bunlar her biri de önemli e, dramcılar. Şimdi... Trajedi komedi anlattık. Nazım ya da Nesir yani şiir ya da düz yazı şeklinde olabiliyor. Jestler. Jest nedir arkadaşlar? Bakın benim şu an elimle yaptıklarım jest. Burayı anladınız mı falan diyorum ya bunlar jest. Mimikse yüz ifadelerim. Siz şu anda benim mimiklerimi göremiyorsunuz. Sahne olayın canlandırıldığı yer. Dekor yine e, kostümler olarak söyleyebiliriz. Dekor yine oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık, eşya gibi araçların tümüne diyoruz. Kostüm, kıyafetler. ...perde bölüm oluyor. Yani perde sahneyi seyirciye açan ve kapatan kumaş parçası... ...ama bir tiyatro eserinin bölümlerinden biri. Perdelerin içinde küçük yerlere de sahne diyoruz. Sahne bir oynanan yer... ...aynı zamanda... E, ...yani yükseltilmiş alan ama aynı zamanda... ...perdenin içinde sahneler var. Diyelim ki üç sahne, bir perde var. Sonra diğer perde geçince... ...iki sahne daha olabiliyor. Suflör, arkadan böyle... Fışş diye sıfırlıyor. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayan kişi. Aksesuarlar, eşyalar, kulis, arkada bekledikleri yer, replik, reply. İngilizce bilenler bu tak anlamıştır. Yani cevap verme, konuşma oluyor. Tuluat, doğaçlama yapmak. Bakın burada bazı kavramlar çok önemli. Tuluat, doğaçlama yapmak. Aynı zamanda pandomim, sözsüz tiyatro arkadaşlar. Bu da önemli. Düşünceleri ve duyguları müzik, eşya, dans ya da yüz şekilleriyle yansıtmaya başlayan bir sözsüz oyun oluyor. Adaptasyonu da söyleyelim. Adaptasyon da ...başka bir ülkeye ait, yabancı dil yazılmış bir oyunu... ...kendi yerel koşullarımıza çevirmek. Mesela Ahmet Vefik Paşa, Mollier'in e, komedilerini... ...Osmanlı yaşamına adapte ediyor. Veya da hani Aşk-ı Memnun romanını dramatize ettikleri zaman... ...dizi çevirdikleri zaman cep telefonuyla konuşuyordu Behlül Bihter. Nasıl yani? E, o zaman Halil Ziya zamanında cep telefonu yok ki. O dönemi, bu döneme adapte ediyorlar arkadaşlar. Şimdi bunları güzelce anlattık ama bu edebiyatla alakalı arkadaşlar... ...söylediğim gibi şurada e, hem... Diğer derslerde akıl haritaları setteki posterlerden faydalanabilirsiniz. Edebiyatta da bakın sıfırdan dokuza da bunların hepsini sizlere böyle detaylı bir şekilde mesela fabulu gösterelim. Fabulun hepsini böyle anlattık ya da tiyatroyu gösterelim. Nerede tiyatro? Mesela bak trajedi komedi dramı burada mükemmel bir şekilde sizlere tanım, konu, sahne, üslup, biçim, üç bölü kuralı şeklinde güzelce gösterdik ve bununla alakalı soruları da verdik. Buradan da çalışabilirsiniz. Şimdi dil bilgisine geçiyorum. Bundan sonrası çok kolay. Bunları da iki 3 dakika anlattıktan sonra yazılı provamıza başlıyoruz. Ben hızlı konuşuyorum. Bazı arkadaşlar çok yavaşsınız hocam. Youtube'da sizi 2'ye alarak izliyoruz diyorlar. Bazı hocam çok hızlısınız. 1.75'e alarak izliyoruz diyorlar. Siz belki de şimdi hiç hızınızı değiştirmediniz bile. İsim, her varlığın bir isim var. Bak bunun ismi kalem. Bunun ismi inek. Bunun ismi kapak buraya kadar her şeyi biliyoruz. İsimler özel isim olabiliyor. Sizin kendinize ait isim özel. Mesela şu anda bizi izleyen Ahmet'in, Mehmet'in, Emre'nin, Fatih'in, Zümra'nın, Ayşe'nin ismi özel. Cins isimler ise az önceki gibi tür isimler yani. Kalem, kitap, defter bunlar cins isim. İnsan, kent, kedi gibi. Somut isimler var duy organlarımızı algılayabildiğimiz çiçek, koku, ışık, rüzgar gibi. Bir de soyut isimler var. Akıl, sevgi, kaygı, rüya. Hani hocam rüyayı görüyoruz. Görüyoruz ama sadece sen görüyorsun. Ben göremiyorum ki senin gördüğün rüyayı. Yani kişiden kişiye değişenler soyut oluyor. Kişiden kişiye değişmeyenler somut oluyor. Tekil isimler var. Koyun, ağaç, asker. Bir de eğer koyunlar, ağaçlar, askerler dersek de çoğul oluyor. Bunu nasıl söylüyorduk? Nerede çokluk? Orada lerler. Bak. Koyun çoğul olduğu zaman koyunlar oldu. Ağaç çoğul olduğu zaman ağaçlar oldu. Asker çoğul olduğu zaman askerler oldu. Topluluk ismi ise lerler eki alsın ya da almasın çokluk bildiren ifadeler. Mesela sürü de desek, sürüler de desek bir çokluk bildiriyor. Orman da desek, ormanlar da desek bir çokluk bildiriyor. Ordu da desek, ordular da desek bir çokluk bildiriyor. Dolayısıyla bunlar lerler eki alsın ya da almasın çokluk bildiren ifadeler. Bunlar ise sadece lerler eki alarak çokluk bildirebiliyor. Basit isimler yapım eki almamış isimler. Kitap, su, can gibi. Türemiş isim ise kitaptan kitapçı, sudan susuz, candan canlı gibi yapım eki alıyorlar. Birleşik isim ise iki tane ismin bir araya gelmesi. Kitap evi, su çiçeği, can kurtaran gibi oluyor arkadaşlar. Mesela ağaç kelimesi basit. Ağaçlık dediğimizde türemiş çünkü yapım eki alıyor gördüğünüz gibi. Ama ağaç kakan dersek ne oluyor arkadaşlar? Bu sefer bir bileşik isim olmuş oluyor. Şimdi gelelim sıfatlara. Sıfatlarda isimlerin sevgilisi yani şu isimse arkadaşlar bakın buraya isim yazıyorum. O yalnız durmasın diye ona bir de sıfat vermişler. Sıfatlar isimler olmadan yapamıyor. Onlara aşık aşık gerçek bir sevda. Peki nasıl oluyor hocam? Örnek veriyorum mesela diyelim ki bir inek düşünelim. Buraya ineğimizi yazıyorum. İnek sözcü bir isim öyle değil mi? İneğimize biz eğer beyaz inek, işte güzel inek, sevimli inek, çalışkan inek dersek bunlar bu ineğin sıfatları oluyor. Ve nasıl sorusuna cevap verdiği için biz bu sıfatlara niteleme sıfatı diyoruz bak nasıl sorusu niteleme sıfatı diyelim şöyle ve bunlar nasıl sorusuyla bulunuyor. Nasıl inek? Beyaz inek. Nasıl inek? Güzel inek. Nasıl inek? Sevimli inek diyoruz. Bu bunun niteleme sıfatı oluyor. Peki başka sıfatlar var mı hocam? Var tabii olmaz mı? Hemen gösterelim şöyle mavi kalem alalım. Mesela bu inek ya da şu inek ya da öteki inek diye işaret edersek de bu sefer ne oluyor arkadaşlar biliyor musunuz? Bu şef ...bu sefer değil de bu sefer de... ...işaret sıfat oluyor. İşaret sıfat oluyor. Bu da hangi sorusuyla bulunuyor arkadaşlar? Devam ediyorum. Her inek dersine iyi çalışır. Bazı inekler daha iyi çalışır. Hiçbir inek sınava çalışmamıştı dersek mesela... ...burada ise ne oluyor arkadaşlar? Ee, burada da belgisiz sıfat oluyor. Belgisiz sıfat oluyor. Belgisiz sıfatlar da yine... ...isimlere sorulan hangi sorusuyla bulunur Devam ediyorum. Mesela iki inek, üç inek ya da birinci inek dersek bunlar da varlığın sayısını ya da sırasını anlattığı için bunları da biz sayı sıfatı diyoruz. Ve bunlar da kaç ya da kaçıncı gibi sorularla bulunuyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Nasıl inek ya da hangi inek ya da kaç, kaçıncı, neredeki inek gibi sorular sorarsak da bunlar da arkadaşlar soru sıfatı oluyor. Hocam bir şey dikkatimiz çekti niteleme sıfatını kırmızı yaptınız ama işaret, belgesi, sayı ve soru sıfatlarının hepsini mavi yaptınız. Niye onlara her birine farklı renk vermediniz? Çünkü niteleme sıfatları daha doğrusu sıfatlar A niteleme sıfatı B belirtme sıfatı diye ikiye ayrılır. Belirtme sıfatları kendi içinde bir işaret sıfatı, iki belge sıfat, üç işte sayı sıfatı, dört ee, soru sıfatı olmak üzere gruplar ayrılır. Dolayısıyla bütün bunlara belirtme sıfatı diyorlar. ...şunları ise niteleme sıfatı O yüzden bunların hepsini aynı renk ve aynı şekilde yaptım. Anlaşıldı mı? Evet. İnek kardeşim, senin çalışmaya davet ediyoruz. Görüşmek üzere. Şimdi, o zaman niteleme sıfatları... ...varlıkların durum, biçim, rengini anlatıyor. Beyaz gömlek, çalışkan öğrenciler, yüksekçe bir yer gibi. İşare sıfatları... ...evdeki hesap, şu ev... ...ya da belgesi sıfat, birçok kitap... Sayı sıfatları iki elma, ikinci kat, üçte iki pay, ikişer ceviz gibi farklı çeşitleri de var. Soru sıfatları da kaç yolcu gibi oluyor. Burada adlaşmış sıfat denen bir şey var. Çalışkan öğrenciler dediğimizde, bakın burayı büyük yazayım. Çalışkan öğrenciler dediğimizde öğrencilerin isim olduğunu biliyoruz. Çalışkanın sıfat olduğunu biliyoruz. Sıfatlar asla çekim eki almaz. Yani şu ekini asla alamaz. Çalışmaktan çalışkan diye yapmak alır ama çekim eki alamaz. Eğer sen çalışkanlar dersen o zaman buradaki isim düşer ve bu artık isme dönüşür. Biz de bu isme dönüşmüş sıfata adlaşmış sıfat deriz. Mesela soğuk havalar geliyor. Bakın yazıyorum buraya. Soğuk havalar geliyor ifadesinde. Soğumaktan soğuk diye yapmak var ama lar çekimekini almamış. Eğer sen soğuklar geliyor dersen artık bu cümlede sıfat yoktur. Bu soğuk kelimesi sıfatken adlaşmıştır. Yani adlaşmış sıfat. Yani ad olur arkadaşlar. Bazen de sıfatlarda küçültme olabilir. Mesela yüksekçe bir yer dediğimizde yüksek değil de yüksekçe yani yükseğe yakın olmuş oluyor. Mesela minik, minicik. Sarı, sarımtırak yani tam da sarı değil. Mesela şu mavi, şu da mavi ama şu daha mavi olduğu için buna mavim tırak diyebiliriz, küçültüyoruz yani. Veyahut da mesela ee, büyük mesela diyelim ki bu çıkmış üniversitede büyükçe bir bina dediğin zaman... Büyük değil yani büyüğe yakın, küçültmüş oluyorsun. Bakın oraya sakın kafanız karışmasın. Nasıl yani hocam, büyükçe nasıl küçültme oluyor ya? Evet küçültüyor. Büyük olsa büyük derdi. Tam büyük olmadığı için onu küçültmüş, büyükçe demiş. Mesela uzunsa bir insan, diyelim ki bir insan iki metre ise o uzundur yani. Uzun adam yani, çüş, uzun, hatta sırık. Ama bir yetmiş beşse, bir seksense, bir yetmişse ona biz uzunca bir çocuk deriz. Bak, uzunca biri yani Uzunca biri demek ne demek? Hani uzuna yakın yani. Tam uzun değil, sırık değil ama uzunca yani. Uzuna yakın oluyor. İşte bu da küçültmüş oluyor. Yani uzundan biraz daha küçültmüş oluyorsunuz. Geldik buraya. Edatlar, bağlaçlar ve ünlemler. Dünyadaki en kolay konulardan biri de budur arkadaşlar. Az zamir de varmış. Edatları sonra gösterelim. Şunu zamirleri de anlatalım. Zamirler ne biliyor musunuz? Varlıkların, daha doğrusu isimlerin yerini tutan sözcükler. Şöyle anlatalım. Mesela diyelim ki... Ee, tonguç diyelim tamam mı? virgül kitabını masaya bıraktı dediğimizde bu cümledeki isimleri size söyleyin. Söyleyin bakalım isimleri dediği zaman Tonguç'un özel isim olduğunu biliyorsunuz. Kitap cins isim, masa cins isim bıraktı da fiil. Mesela reklam yapalım. Tonguç kitabını masaya bıraktı. Sıfırdan dokuza Türk bir edebiyatı. Tamam. Şimdi burada bunun yerine zamir kullanıyoruz. O, Tonguç'un yerine geçti, virgül. Bunu kitabın yerine geçti. Şuraya Masanın yerine geçti. Bak fiilin yerine kullanamıyoruz ama bıraktı dediğimizde fiillerin yerine geçmiyor. İşte isimlerin yerine tutan şöyle gösteriyorum. İsimlerin yerine tutan bu kırmızı yazdım. sözcüklere zamir diyoruz. Bu kadar. Bitti gitti. Çıkabiliriz artık. Başka bir şey kalmadı. Gizlilik için. O bunu şuraya bıraktı. Ne? Ne? Ki? Mesela kim? Yazıyorum şimdi. Neyi nereye bıraktı? Bak bu da zamir. Bunlar da gene e, Tonguç Kitap Masanın yerine geçmiş. Kim neyi nereye bıraktı? Ne oluyor ya? Bak daha da gösteriyorum. Biri ee, ...birkaçını... Ee, ...oraya bıraktı. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? İyice kafa karışıyor bakın. Bu da belgisiz mesela. hani. Biri. Biri kim? Ya biri. Kim dediğinde soru oluyor. O dediğinde şahıs oluyor. Biri dediğinde belgesiz oluyor. Mesela biri. Biri kim ya? Biri işte söyleyemem. Belgisiz. Kim peki? Soru zamiri. O şahıs zamiri. Kişi zamiri. İşte zamirlerde böyle bir şey. Bakın. Kişi zamirleri ben, sen, o, biz, siz, onlar. işaret zamirleri bu, şu, ora, öteki, beriki, diğeri işaret ediyorsun. Belki zamir hiçbiri, kimse, herkes, hepsi, bazısı, birçoğu, başkası, birkaçı. Ne oluyor ya? Anlaşılmıyor. Soru zamirleri de kim, kimi, kime, kimle, kimden, kimin, kimler. Ne, neyi, neyde, neyde, neyden, neler. Hangisi, hangisinin, hangisinden. Yani cümle ögelerinde yer tamlayıcısını, e, özneyi, nesneyi bulduran tüm sorular soru zamir oluyor. Kim geldi? Annen. O zaman kim annesinin yerine geçmiş oluyor. Ne aldınız? Domates. Domates yerine geçmiş oluyor. Bir de dönüşülük zamiri var. O da kendim, kendin, kendisi yani. Kendimiz yaptık dediğimizde o dönüşülük zamiri oluyor. Bir de iyilik zamiri var arkadaşlar. İyilik zamirleri de esasında iyilik eki. Yani bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren ekler olmuş oluyor. Mesela şöyle düşünün. Burada bir kalem var. Tamam. Bir defter var. Bir telefon var mesela. Bunların kime ait olduğu belli değil. Bir geliyor diyor ki... Kalemim diyor bak benim kalemim. Defteriniz sizin defteriniz diyor. Telefonu onun telefonu. İşte buradaki ekler iyilik eki bir, bir varlığın kime ya da neye ait olduğunu bildiren ekler olduğu için biz bunlara iyilik eki diyoruz arkadaşlar. Şimdi esasında şurayı da söylemekten geçemeyeceğim dayanamıyorum çünkü. Sıfatlar çekim eki alırsa ya isim ya da zamir olur. Bakın şimdi gösteriyorum. Mesela sıcak havalar tamam mı? geliyor diyelim. Şimdi bu cümledeki sıfatı biliyorsunuz. Sıcak. Tamam. Bu sıfat. Bunu biliyoruz hocam. Devam ediyorum. Şu kitabı verir misin? Bu cümledeki sıfat ne? Şu sözcü. Bakın şu bir sıfat. Görüyor musunuz? Devam ediyorum. Bazı soruları e, yapamadım. Bu cümledeki sıfat hangisi? Hangisi sorular? Bazı sorular. Bak bu da bir sıfat. Devam ediyorum. Eee hangi kitabı istiyorsun? Hangi kitabı istiyorsun dediğimizde burada da hangi sözcü sıfat? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Sıfatlar önlerindeki isimlerin niteliğini de belirtti. Bak sıcak havalar, şu kitap, bazı sorular, hangi kitap dediğimizde bunlar niteleme sıfatı, işaret sıfatı, belge sıfat, soru sıfatı oldu. Şimdi burada sıfatların çekim alamadığını söylemiştik. Şimdi buradaki çekim eklerini alınca durumlar değişecek. Bak şimdi izleyin. Sıcaklar geliyor dediğimizde sıcaklar sözcüğü artık, sözcü artık sıfat değildir. sıcaklar sözcüğü artık sıfat değil. Sıcaklar sözcüğü adlaşmış sıfat olur. Yani isim oluyordu. Şunu verir misin? Bazılarını yapamadım. Hangisini istiyorsun dediğimizde artık arkadaşlar burada, burada, burada bu cümlelerde yani şu kırmızıyla başlayan cümlelerde hiçbir şekilde sıfat yok. Burada Adlaşmış sıfat var yani isim var. Burada işaret zamiri var. Bak işaret sıfatı işaret zamiri oldu. Belgisi sıfat belgisi zamiri oldu. Soru sıfatı da soru zamiri oldu diyoruz. Tamam şimdi o zaman burayı da bitirdik. Son olarak e, bir de ilgi zamiri var. Ki yani bizim evimiz sizinkinden yani sizin evinizden küçüklemek istiyor. Dolayısıyla burada da ekenlik zamirleri göstermiş olduk. Şimdi son olarak edatlar, bağlaçlar ünlemleri de gösterelim ve edebiyat yolculuğumuza başlayalım. Birincisi arkadaşlar şu çok önemli. Edatlar ve bağlaçlar esasında böcek gibi böyle yani sinek gibi nasıl yani hocam? Ya yani tek başına anlamı yok yani gibi için e göre e kadar sanki üzere ve veya ya da bu ne ya? Burada gibi içine göre e kadar sanki üzere sadece e doğru e karşı edek değil gördüğünüz zaman edat diyeceksiniz ve veya ya da ki ama fakat hatta çünkü oysa ise dahi bile ne ne yani ne arıyor ne soruyor hem arıyor hem soruyor gerek araması gerek sorması ister arasın ister sormasın gibi ifadelerde bağlaç oluyor. Fakat ile sözcüğün olduğu yere eğer ve koyabiliyorsanız bağlaç oluyor ve koyamıyorsanız ne ile kiminle koyuyorsanız edat oluyor. Mesela diyelim ki Ali ile Can geldi dediğimizde Ali ve can geldi diyebildiğimiz için bağlaç oluyor. Ama Ali araba ile gel dediğimizde Ali araba ve geldi diyemediğimiz için buradaki ile edat oluyor. Ancak ve yalnız sözcüklerin olduğu yere ama fakat koyabiliyorsak bağlaç oluyor. Sadece koyabiliyorsak da edat oluyor. Ünlemlerde ey hey eyvah yazık imdat yaşasın gibi ifadelerde ünlem oluyor. Şimdi o zaman yazılı provamıza başlayabiliriz. Evet hocam çok uzun süre diyorsunuz tanıtım ama başlıyoruz. Şimdi ilk başta bilgi yerle başlayalım. Demiş ki roman türünün ilk başarılı örneği Cervantes'in 1605'te yayınlanan Don Quixote arkadaşlar. Burada hocanın size boşluk doldurma da verebilir ya da vermeyebilir. Ben şöyle hatta kırmızı lezim ki belli olsun. Don Quixote adlı eseridir. İlk modern roman. Türk edebiyatı ilk çeviri roman, ilk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa tarafından yazılıyor. Bakın Yusuf Kamil Paşa'nın 1859'da Fenelon'dan çevirdiği Telemak adlı eser. Bak Fenelon'un Telemak eserini Yusuf Kamil Paşa çeviriyor. İlk yerli roman Şemsettin Sami'nin 1872'de tefrikasına başladı. Yani arkası yarın şeklinde yayınladığı Taşşuku, Talat ve Fitnat'tır arkadaşlar. Taşşuku, Talat ve Fitnat adlı eserdir. Bu arkadaşlar bu soru sınavda gelebilir. Bakın bunlara dikkat edin. Yani buradan sınavda sorulur. Bunu da şöyle gösterelim. Hoca burayı sorar arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Devam ediyoruz. İlk edebi roman Namık Kemal'in 1876'da yayınlanan İntibah adlı yani diğer adıyla Uyanış adlı eseridir. İlk tarihi romanda Cezmi'dir. O da yine Namık Kemal'indir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, i̇lk yerli ve Türkçe tiyatro eseri olan Şair Ölenmesini yani bu bir töre komedistir arkadaşlar. Bunu da edebiyatımızda ilk olarak Şinasi yazmıştır. Şinasi ilk özel gazeteyi de çıkarmıştır ve ilk özel gazetede arkası yarın şeklinde şair ile mesadı tiyatro yapmıştır. Tanzimat döneminde tiyatro kurup bazı oyunlarda rol alan nokta nokta ee, evet bunun cevabı da Ahmet Vefik Paşa ben hemen söyleyelim kafanız karışmasın. Ahmet Vefik Paşa az önce söylemiştik. Molière'in hemen hemen bütün eserlerini Türkçe'ye aktarmıştır. Yani Türkçe'ye adapte etmiştir. Yani adaptasyon kelimesini anlatırken söylemiştik. Victor Hugo, Cromwell adlı oyunun ön sözünde dram türünün ilkelerini belirlemiştir. Hani şurada bir sayfamız vardı. O sayfayı bulursam daha net anlaşılacak. Nerede? Bakalım. Trajedi, komedi, dram. Ha. Şöyle demiştik ya. Trajedi, komedi, dram vardı. Burada Victor Hugo'yu da ekleyelim. Çünkü dramın üstadı Victor Hugo olmuş oluyor. Bunun üstadı Aristophanes komedinin. Bunların üstadı Afsiklos, e, Aşil yani. burada ne kadar kötü yazmışız ya. Bak şöyle. Ay siglos. diye güzel yazalım. Kafanız karışmasın. Sofokles gibi kişiler. Şimdi Burada edebiyat tarihinden bilgiler vardı. Bunları verdik. Şimdi aşağıdaki metinlerde kullanılan anlatıcı bakış açılarını altlarındaki boşluklara yazınız demiş. Hatırlarsanız bir hakim yani ilahi bakış açısı vardı. İçinden geçenleri düşündü, anladı diye biliyordu. Bir dışarıdan gözlemleyen bakış açısı vardı. Gözlemci bakış açısı. Bir de olayın kahramanı olan kahraman anlatıcının bakış açısı vardı. Bakalım şimdi. Büyük nine diye düşünmeye başladı bak. Gördünüz mü? Evet ne yapsın? Şimdi hakikaten her taraf hapishaneye dönmüştü. 80 sanayi evvelki hatı birden hatırladı. Bak geçmiş hatırlayabiliyor. O vakit erkeklerden ayrı bir kadınlar alemi vardı diyor. Dolayısıyla buraya rahat bir şekilde hakim anlatıcı bakış açısı diyebiliriz. Hakim anlatıcı bakış açısı. Duvarın dibindeki taş yığınlarına çöktü. Başını ellerin arasına aldı. Sırtında yırtık bir çuval vardı. Çıplak ayakları topraktan yoğrulmuş gibiydi. Zayıf kolları kirli tunç rengindeydi. Yine başını kaldırdı. Bak uzaktan gözlemliyor. Kendisi yapmamış gözlemliyor ama içinden geçenleri de bilmiyor. Dolayısıyla gözlemci anlatıcı bakış açısı dememiz lazım buna. Çünkü olayları dışarıdan sadece gözlemledi. Gözleri yüz yuvarlak. Kırmızı gagasının kenarında sanki sarı bir şey yemiş de bulaşığı kalmış gibi sarı bir iz var. Boynunu uzatarak çevresine bakmaya çalışıyor. Ben o zaman gözlerimi anneme kaldırıyorum bak. Ben dedi. Ben dediği için net bir şekilde kahraman anlatıcı bakış açısı diyebiliriz. Ama ilk başta birazcık böyle gözlemci gibi durdu ama onu sadece etrafını anlatmak için söylemiş. Temelinde hikayenin kahramanı konuşuyor. Şimdi burada da tabloda boş bırakılan yerleri doldurmamız gerekiyor. Yine edebiyat tarihinden önemli roman türlerinin ee, yazarlarını ve konusuna göre türlerini yapmaya çalıştık. Şimdi tarihi roman türünün en güzel örneklerinden biri Küçük Ağa'dır. Kurtuluş Savaşı ile alakalıdır. Ve yazarı da arkadaşlar Tarık Buğra'dır. Bunu söylemiştik. Mehmet Rauf'un yazdığı Eylül adlı eser edebiyatımızdaki ilk psikolojik romandır. Serhat Fünun döneminde yazılan. Yine Yaprak Dökümü bir sosyal romandır. Reşat Nörü Tekin yazmıştır. Burada Ali Rıza Efendi üzerinden, Ali Rıza Bey üzerinden ee, hani dağılan Osmanlı yaşamı, işte dağılan aile, e, yanlış batılaşma sonrasında çözülen aile kurumu gösterilir. Bunu da söylemiştik. Yaban e, Ahmet Celal karakteri üzerinden hatta Ahmet Celal karakterini yazalım belki hocanız ona da değinebilir. Ahmet Celal karakteri üzerinden aydın halk çatışmasını anlatır. Tezli romandır ve bunun da e, yazarı Yakup Kadri Karaosman olur. Yazalım şöyle. Yakup Kadri Karaosman oğlu. Yüzüklerin Efendisi Tolkien'in yazdı. Fantastik bir romandır arkadaşlar. Fantastik bir roman örneği olarak bunu verebilirsiniz. Ya da Isaac Asimov'un yazdığı Ben Robot'ta bir bilim kurgu romanı örneğidir. Bilim kurgu romanı. Sir Arthur Conan Doyle'in yazdığı Sherlock Holmes ise bir polisiye roman örneğidir. Polisiye roman. Devam edelim. Bu parça ile ilgili aşağıdaki yargıları doğru ve yanlış şeklinde değerlendiriniz demiş. Etrafı kaplayan beyaz bir sis çizgisi sahillerin yanından alçak ağır ağır sokuluyor. Deniz mehtabın gümüş çizgisi altında karanlık vahşi susuyordu. Şimdi bak burada bir giriş yaptı ve daha giriş yapar yapmaz gözümüze bir şeyleri canlandırdığı için betimlemeden yararlanılmıştır ifadesine doğru diyebiliriz. Bunu rahatlıkla yakaladık. Devam edelim. Bu sessizlik içinde karanlık içinde donuk beyazlığı fark edilen sisle ötede ışıldayan gümüş çizgiye karşı karanlık bir ses bir baykuşun çığlığı düzenli inleyerek sürükleniyordu. Birdenbire kendini bu yalnız sesle sesin için iltisiyle o kadar uygun buldu ki uzun uzun onu dinledi. Evet tıpkı ben diyordu Necip. Eğer bütün acıların bir ses bulsaydı hiç şüphe yok ki bu kadar vahşi, bu kadar adamcıl, bu kadar mutsuz, bu kadar ümitsiz ve karanlık olurdu. Ve tekrar yatmak, tekrar yalnız odasına gidip uyumak gerekiyordu. Bu hayat ona idam anını bekleyenlere özgü katil bir yavaşlıkla geliyordu. Şimdi birincisi burada ne yaptı? E, geriye dönüş tekniği yapmadı. Yani geriye bir dönme olmadı. Hani çocukluğuna, gençliğine bir dönüş olmadı. Kahramanın iç dünyası anlatıyor. Bak Necip böyle düşündü, böyle yaptı dedi. Dolayısıyla kahramanın iç dünyasına dönüldüğünü söyleyebiliriz. Kahramanın iç dünyası olduğu için buraya da doğru diyorum. Gözlemci değil de daha çok ilahi bakış açısıyla anlatıldı. Yani içinden geçenleri bilebiliyorsa bu ilahi bakış açısı olur. Psikolojik romana özgü unsurlar vardır. Evet psikolojik romanlarda böyle bir yalnızlık, bireyin mutsuzluğu, düşünceleri, işte idamanı bekleyen özgü katil bir böyle bir psikolojik sorunlar biraz daha ön plandadır. O yüzden beşe de doğru diyebiliriz. Bu parça ile ilgili olarak yargılarından hangileri söylenebilir demiş. Şimdi burada bir test sorumuz var. Dikkatli olursak rahatlıkla yapabiliriz. Kuru çam yaprakları uzun örülmüş saçlı kızın ellerine batırmıştım. Öğretmenim yaramaz seni. Neden dokunmadım saçlarına? Cumartesiye dedi. Ayakları sanacak ayaklarım. Ne işim vardı alemdarda? Taksi gıcırt. Nasıl üşüyordum? Bak bir dikkat etseniz böyle bir e, iş konuşma tekniği var. Kendisinden geçenleri söylüyor. Ve aynı zamanda hani bir bilinç akışı var yani. Bir mantık çizgisi yok. Boş yere azap çekmeyin bir derman için. Yarım kadın sağır mı bunlar? Hep daracık korkuluksuz köprüdeyiz. Yarım saatin altında korkuluksuz köprüdeyiz. Korkuluk korku. Böyle net bir şekilde iş konuşma tekniği var diyebiliriz. Bir olacak cevaplarımızın içerisinde. Devam ediyorum. Mopasan tarzı bir öyküden alınmıştır. Bir olaydan çok hayatın bir kesti olduğu için buna çarp atıyorum. Kahraman anlatıcının ağzından aktarılmış. Evet kahraman kendisi konuşuyor. Bir şeyler söylüyor. Hatta bilinç akışı yapıyor. Aklına geleni söylüyor. Dolayısıyla üç de cevaplarımızın içerisinde olacağı için cevabımız A. Bilim kurgu romanı özgü ayrıntılar vermiştir. Hayır bilim kurgu yok. Parodi ve pasti şekillerinden yani başka romanlardan alıntı falan da yok. Dolayısıyla cevabımız Adana. Aşağıdaki tabloda bırakılan boşlukları doldurunuz. Hatırlarsanız bunu az önce biz de kendimiz yapmıştık şöyle. Şimdi beraber dolduracağız. Hatta sıfırdan dokuza Türk e Dili Edebiyat kitabımızı da Bununla alakalı çok güzel sayfamız olduğunda şöyle göstermiştik. Nerede? Gösterme bakalım. burada bakın göstermiştik böyle. Şimdi öncelikle başlayalım. Trajedi temel özelliği acıklıydı. Komedinin temel özelliği ise komikti. Hayatın gülünç yanlarını anlatıyordu. Dram ise hem acıklı hem de komik olabiliyor. Yani dram bildiğimiz tiyatro. Devam ediyorum. Konusunu daha çok tarih ve mitolojiden aldığını söylemiştik. Tarih ve mitolojiden alıyordu konusunu. Ama komedi konusunu günlük hayattan alıyordu. Dram neydi? Her türden konu olabiliyordu. Dramda her türden konu olabilir. Burada kişiler tanrılar, tanrıça'lar, krallar ve benzeri soylulardı. Komedide ise sıradan insanlar demiş hatırlarsanız. Sıradan insanlar. Dramda ise herkesinden kişiler olabiliyordu. Yani herkes demiştik. Siz sınavda herkesinden deyin daha iyi. Herkesinden kişiler olabiliyordu. Devam edelim. Dil ve üsluba baktığımızda seçkindi burada. Kaba sözlere yer verilmiyordu. Böyle e, argo sözlere yer verilmiyordu. Burada ise günlük konuşma dili vardı. Gerekirse günlük konuşmada eğer kaba sözler varsa bunu da kullanabiliyorlardı. Dramda ise kişinin rolüne göre. Eğer soylu birisi ise seçkin bir dil konuşuyordu. Sıradan bir insansa normal halkın dilinde konuşabiliyordu. Biçime baktığımızda trajedi ve komedi manzum. Yani şiir şeklindeydi. Dram ise manzum da olabilirdi. Mensur da olabilirdi. Olaya baktığımızda burada kötü olaylar, yaralama sahneleri gösterilmiyordu. Kötü olaylar gösterilmez diyorduk. Ama ee, komedide gösterebiliyordu. Dramda yine her tür olay, her tür olay gösterilir diyorduk. Hemen yazalım. Her tür olay gösterilir. Üç birlik kuralı ne olduğunu anlatmıştık. Burada mecburen amfiteyatro olduğu için aynı sahnede, aynı mekanda aynı olay anlatılıyordu. Burada da aynı şekilde üç birlik kuralı vardı. Yani mecburdu. Ama burada ise perde olduğu için perdeyi açıp kapatıp yeni bir zaman, yeni bir olay, yeni bir mekan anlatılabiliyordu. Dolayısıyla burada üç birlik kuralı zorunluydu. Üç birlik kuralına uymak zorundaydılar. Burada da yine üç birlik kuralına uymak zorunludur diyorduk. Burada ise zorunluluk yoktu arkadaşlar. Buradan da sınavda yazıldı sorulacak. O yüzden hazırlıklı olun arkadaşlar. Geldik e, tiyatro terimlerine. Oyuncunun dekor gereği kullandığı eşyalara... Dekora yardımcı sahne eşyalarına biz ne diyorduk? Tabii ki de aksesuar diyorduk. Hemen buraya yanına yazıyorum. Aksesuar. Oyunun geçtiği yeri canlandırmak için kullanılan ışık eşya gibi araçların tümüne biz ne diyorduk? Dekor diyorduk. Buraya da yazalım. Dekor. Perde gerisinde oyunu metinden takip eden ve unutulan sözleri fısıldayan oyuncular hatırlatan görevli bak. Suflör. Suflörün içinde böyle bir ses çıkıyor sanki. Oradan hatırlayayım sahne gerisinde oyuncuların oyuna hazırlandıkları ve sahneye çıkış sırasını bekledikleri yer tabii ki de e, kulis oluyordu arkadaşlar. Düşünceleri ve duyguları dans ya da gövde ve yüz hareketleriyle yansımaya amaçlayan söz oyunu da biz ne demiştik? Pandomim demiştik. Bakın bunlar üniversite sınavlarında da çıkıyor. Yazılarınıza da hocanız kesin soracak arkadaşlar. Şimdi bir dil bilgisi sorumuz var. Bu parçada numaralanmış sözcüklerin türü aşağıdakilerin hangisi sırasıyla doğru olarak verilmiştir? Şimdi İğneada'dan başlayıp sarta sona eren Karadeniz kıyı şeridi. Hmm. Kıyı şeridi diyor. Kıyı bir isim arkadaşlar. Buraya yazalım. Kıyı isim. Çünkü nasıl şerit değil. Ne şeridi? Kıyı şeridi diyoruz. Henüz keşfedilmemiş uçsuz bucaksız güzelliklere sahip. Denizin ve ormanın nefes kesen ahengi. Doğal koyları. Nasıl koylar? Doğal koylar. O zaman burada nasıl sorusuna cevap verdiği için sıfat oluyor. Bakın burası önemli. Bunu göstermek istiyorum. Şimdi bu isim ve sıfat tanımaları açısından da önemli. Şimdi bir isim tanımları var arkadaşlar. İsim tanımlaması. Bir de şöyle yapalım. Sıfat tanımlaması var bakın. Sıfat tanımlaması var. Şimdi isim tanımlamasında sıfat tanımlamasında da isimler var. Yani şöyle söyleyeyim. Örnek veriyorum. Mesela e, defter, sınav, başka ne diyebiliriz mesela? Kalem, başka ne diyebiliriz? Hmm. Telefon, bak şimdi bunları yazdık. Aynı şeyleri buraya da yazıyorum. Defter, sınav, kalem, telefon. Şimdi bir isim tanıması bir de sıfat tanıması oluşturacağım. Yani isimlerle sıfat arasındaki farkı burası çok net gösterecek şimdi size. Dikkat edin. Şimdi mesela eğer siz güzel defter derseniz nasıl defter dediğiniz için bu sıfat tanıması olur. Zor sınav derseniz bu bir sıfat tanıması olur. Çünkü bunlar sıfattır. İşte renkli kalem derseniz bu bir sıfat tanıması olur. Veyahut da şu telefon derseniz bu bir sıfat tanıması olur. Niye? Hangi telefon? nasıl kalem, nasıl sınav, nasıl defter diyorsunuz. Burası anlaşıldı değil mi? Bak bunlar sıfat ve tamlaması. Buradaki sorularımız nasıl, hangi ve kaç sorularıdır. Sıfatları bulurken de bu soruları soruyorduk. Bak şunlara şu soruları sorduk. Şimdi isim tanımlamasına geçiyorum. İsim tanımlamasını hatta şöyle siyah yapayım ki daha iyi aklınız yerleşsin. Şimdi isim tanımlamasında ise nasıl hangi kaç yerine ne, neyin ve kimin gibi soruları sorarız bu tarafa. Şimdi ne defteri mesela, Türkçe defteri dersiniz, bu işte arkadaşlar isim tanıması. Veyahut da e, ne sınavı, işte matematik sınavı dersiniz mesela, matematik sınavı, bak. Veyahut da kimin kalemi, Ali'nin kalemi dersiniz mesela. Veyahut da ne telefonu, cep telefonu dersiniz. Ve dikkat ederseniz isim tamlamalarında tamlananlar yani şu birinci tamlayan, ikinci tamlanansa tamlanana mutlaka iyilik iki de alır. Hani onun defteri, onun sınavı, onun kalemi gibi. Dolayısıyla siz diyeceksiniz ki kardeşim ben olayı söktüm. Eğer bu soruları sorduğumda cevap alıyorsam sıfatları buldum ve sıfat tamlamasını buldum. Bu soruları sorduğumda cevap alıyorsam isimleri buldum Bakın Türkçe bir isimdir, matematik bir isimdir, Ali bir isimdir, Cep bir isimdir. İsimleri buldum ve bunlar da isim tanımlaması diyeceksiniz. Bunu ÖSYM her yıl üniversite sınavlarına soruyor. Hocanız da size yazılda muhtemelen soracak. Burada da o oldu işte bak. Ne şeridi, kıyı şeridi. Nasıl koylar? Doğal koylar. Bu bir isim, isim tanımlaması. Bu bir sıfat, sıfat tanımlaması. O yüzden devam ediyorum. Doğal koyların akıllara durgunluk veren ihtişamı kadar... Kadar edattır arkadaşlar. Edatları, bağlaçları öğrendiğimizde göstermiştik. Tarih e, tarihe de ilgi duyarsanız bu yolculuğa çıkmak için her şeye şey de zamirdir arkadaşlar. belgesiz zamir. Yani şöyle düşünün. Kalemi verir misin? Kalem bir cinsindir. Şunu verir misin? İşaret zamiri. Onu verir misin? İşaret zamiri. Neyi vereyim? Soru zamiri. Şeyi verir misin? Şey de belgesi zamir oluyor. Dolayısıyla sonuncusu zamir olacak. Devam ediyorum. Aynı zamanda ilki isim olacak. Devam ediyorum. İkinci sıfat olacak. Tamam. Üçüncüsü edat olacak. Dolayısıyla cevabımız denizli seçeneği. Geldik başka bir soruya. Bu parça numaralanmış cümlelerin hangisi de D bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlış yapılmıştır diyor. Şimdi arkadaşlar D bağlacının yazımı ve ki bağlacının yazımını mutlaka bilmeniz lazım. Hatırlıyorsanız sıkıntı yok. Yaptığınız soruyu ama hatırlayamıyorsanız hemen göstermek istiyorum. D bağlacında arkadaşlar cümleden çıkıyorsa bak çıkarılıyorsa çıkarılıyorsa ayrı yazılır. Ayrı yazılır. Çıkarılamıyorsa çıkarılamıyorsa şöyle yazalım. çıkarılamıyorsa o zaman bitiş yazılır. Bunun mantığı budur. Ki'de de artı geliyorsa bitiş yazılır arkadaşlar. Yani kelimenin sonuna lerek getirebiliyorsa. Eğer lerek getiremiyorsan, lerek getiremiyorsan ayrı yazılır. Şimdi bakalım. Biz şimdi ki değil d'ye bakacağız. Anadolu göllere tutkundur Göllerden Anadolu'ya. D'yi kapatıyorum. Bakın şöyle kapatayım. Anadolu göllere tutkundur göller Anadolu'ya diyebiliyorsun. O zaman ayrı yazılması lazım. Çıkarılıyorsa ayrıydı ve ayrı yazmış. Sıkıntı yok. Devam ediyorum. Ondandır Anadolu'nun dört bir yanının gözde göllerle dolu oluşu. D'yi kapatıyorum. Ondandır Anadolu'nun dört bir yanının göz göllerle dolu oluşu. Olmuyor. O zaman bu D'ye bitişik yazılması lazım. Çıkarılamıyorsa bitişik. Doğru yazmış. Kimi zaman yeşile bürünür bu göllerin üstleri. Kimi zaman masmavi gökyüzüyle örtününü verir sessizce. Bak hatta ben çıkardım bile bak. D'yi kapatıyorum. Kimi zaman yeşile bürünür bu göllerin üstleri. Kimi zaman da masmavi gökyüzüyle örtününü verir sessizce. Veya kimi zaman masmavi gökyüzüyle örtünü verir sessizce diyebiliyorsun. O zaman bunu çıkarabiliyorsan e, ayrı yazman lazım ama bir yazmışsın. O zaman C'de hata var. Devam ediyorum. Bunlardan biri olan Eber Gölü çok sayıda canlı nevidir. Daha iyi kapatıyorum. Bunlardan biri olan Eber Gölü çok sayıda canlı nevidir. Olmuyor. Gölün sazlık ve toprak... O zaman bitişik yazılması lazım. Ve bitişik yazmış zaten. Gölün sözlük... Pardon. Gölün sazlık ve topraklık alanında yuvalanmış bu kuşların göl çevresinde uçuşu bir seremoni gibidir. Daha iyi kapatamıyorsun bak. Gölün sazlık ve topraklık alanın ne diyorsun ya? Yuvalanmış bu kuşların göl çevresinin uçuşu. Ne diyorsun ya? Buradaki D'ler Haleki bitiş yazılması lazım. Aşağıdakilerin hangisi de noktalı virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır diyor. Artık bitiriyoruz arkadaşlar. Son sorumuzdayız. 1950'lerden sonra göç almaya başlayan İstanbul, benzer bir durum yaşayan Bursa, İzmir ve Ankara'ya oranla daha hızlı büyümektedir. Şimdi noktalı virgül, virgülün daha karizmatiğiydi. Büyüktür virgül demiştik. Yani böyle virgül varsa daha ciddi ayırmak için noktalı virgül koyuyorduk. Şimdi burada içinde virgül var. O zaman içinde virgül bulunan cümlede özneyi vurgulamak için noktalı virgül kullanılır. Yani niye? 1950'lerden sonra göç almaya başlayan İstanbul hızlı büyümektedir diyor. Şimdi sevinçten, heyecandan içi içine sığmıyor. Yaşadığı mutluluğu kahkahalar atarak, haykırarak herkese anlatmak istiyordum. Burada sıralı cümlelerin içerisinde eğer virgül varsa ...araya noktalı virgül gelir yöntemi var. Özne için değil. Tanzimat Dönemi sanatçıları, bak bu Özne, doğrga alanı yitiren, çağ ayak uyduramayan eski terk etmek istemişlerdir. İşte içerisinde virgül olan cümlede Özne'yi vurgulamak için B seçeneğinde bunun örneği verilmiş. Yani daha kolay bir örnekle anlatmaya çalışayım sizlere. Mesela şöyle söyleyeyim. Pardon, şunları alalım. Şimdi Tonguç tamamı, Ali, Hasan, Can ve e, Emre'yi çağırdı. Tamam Halı saha maçına çağırdı muhtemelen. Şimdi burada hepsinin arasına virgül koyarsanız bir karmaşa olur. Kim çağırdı? Tonguç, Hasan ama şuraya bir noktalı virgül koyarsanız Tonguç, Ali Hasan Can ve Emre'yi çağırdı olur. Yani bu bir anda özne olduğu bangır bangır ortaya çıkar. İşte sen buraya noktalı virgül koyarak bu virgüllerden daha karizmatik bir virgül koyarak esasında bunu belli etmiş olursun. İşte burada da aynı şey oldu. Bu yöremizde erkek çocuklara Doğan, Tuğrul, Aslan, Orhan. Kız çocuklara ise İnci, Çiçek, Gönül, Yonca gibi adlar verilir. Burada da türleri ayırmak için bak. Bunlar kız çocuk ismi, bunlar erkek çocuk ismi dedi. Bunların arasında virgül olduğu için buraya noktalı virgül koydum. Toprağı çok bereketli olan yeşil kendimiz Bursa'da en çok domates, soğan, patates, şeftali, üzüm, elma yetiştirilir. Burada yine aynı şekilde ne oldu? Noktalı virgülle türler ayırdı. Bunlar sebze, bunlar meyve. Tevfik Fikret, cenab Şahabettin ve Ahmet Haşim Türkçe'nin yeni bir soluk getirmiş. Sonraki kuşaklara batı tarzı bir şiir zemini miras bırakmıştır. Burada da Birinci yüklem bu, ikinci yüklem bu. Sıralı cümlede içerisinde virgül olduğu için araya noktalı virgül koydu. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği oldu arkadaşlar. Şimdi bu konularla alakalı 0'dan 9'a Türk Dili Edebiyat kitabımızda süper konu anlatımları ve yanında sorular var. Buradan çalışabilirsiniz. Aynı şekilde Dinamo Soru Bankamız arkadaşlar sizler için hazırlanmış özel yazılı provaları var. Bu yazılı provalarından mutlaka mutlaka çalışmanızı tavsiye ediyoruz. Ve testleri de çözün. Burada ÖSYM tarzı sorular da var. Çünkü bu konular aynı zamanda ileride üniversitelerinde de karşınıza çıkacak. Takıldığını sorular olursa, bu ÖSYM tarzı sorularda ya da testlerde ya da normal testlerde mutlaka kareko okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyin ve aynı zamanda diğer dersleriniz için de her zaman tavsiye edebileceğimiz Akıl haritaları setinden faydalanın. Akıl haritaları setinde arkadaşlar matematik, fizik, biyoloji, kimya, coğrafya, tarih adına süper notlar var. Mesela bir tanesini açayım şöyle. Mesela bakın bu tarihmiş. Tarihte öğrenmeniz gerekenleri hem yanınıza böyle gezdirebiliyorsunuz hem de böyle duvarınıza asabiliyorsunuz. Efsanevi bir harita, efsanevi bir konu anlatım var. Veyahut da başka hangi ders var mesela şöyle açayım. Hepsi var içinde de. Ben e, sevdiğim dersleri açtım. Mesela coğrafya. Bakın bunları bizzat kendimiz hocalarımızla beraber hazırlamıştık. Bak iklim tiplerini böyle tek tek gösteriyor tablolar halinde. Konuların hepsini anlatıyor ve böylece konuları daha iyi öğrenmemizi sağlıyor arkadaşlar. Ee, bunları burada kitabın içine saklayabilirsiniz. Sökerken dikkatli olun. Veyahut da yanınıza da gezdirebilirsiniz. Hadi bakalım. Ee, şimdiden yazılarınıza başarılar diliyoruz. İnşallah en yüksek notu alırsınız. Görüşmek üzere.